Poyraz ne yapar eder bulur sen merak etme. Alo. Aferin Songül. Boşanmaktan vazgeçmesin. Evet sayende. Sana bir şey söyleyeceğim. Yok şimdi sırası değil. Dinle beni dinle. İster boşan ister boşanma. Ben o 300 bini istiyorum. İstersen canım ben sana 300 milyon vereyim. Ya boşanma dedim boşanmıyoruz işte. Daha neyin parasını istiyorsun sen benden? Ben onu bunu anlamam. Ben kendimi garantiye alayım da ne olur ne olmaz değil mi? Benim o kadar param yok. Ne kadar var? Altın, gümüş, illa bir şeylerin vardır. Hemen al gel paraya ihtiyacım var. Gelemem. Burada olağanüstü hal ilan edildi. Öyle mi? Tamam o zaman. Ben geleyim Songül. Bahri babacığım evde mi? Ya sıkacağım seni şu gırtlağına. Sen karesin. Hadi bekliyorum Songül. Nerede olacak? Nerede sapık beni buluyor? Bak karesin bunlara ya. Ay ne vereyim ya ben bu gerizekalıya? Ne vereyim? Yok ya. Yok yok yok. Bu olmaz. Bu da olmaz. Tamam ya. Bu iyidir. Fazla bile. Baba biz hep böyle saklanarak mı yaşayacağız ya? Güvenlik önlemleri falan. Benim de hoşuma gitmiyor. Ama kadınlar var. Çocuk var bu evde. Babacığım, ben biraz dışarı çıkabilir miyim? Acil bir işim çıktı da. Olmaz. Otur oturduğun yerde. Ama baba çok önemli gerçekten. Ne kızım bu kadar önemli olan? Baba, teyze oğlum aradı. Memlekete dönüyormuş. İlla beni görmek istiyor. Malum kendi gelemiyor. Biraz da paraya sıkışmış. Tamam, göndeririz biriyle. Teyze oluyor. Ha, geçen geldi buraya, sen yoktun. Senin teyze oğlun yok ki. Annemin teyzesi. Ben yanında iki kişi yollarım ama. Tamam. Uzun sürmesin. Yok yok, sürmez babacığım. Çok teşekkür ederim. Ben de müsaade isteyeyim ama. Sema. Ne oldu? Ya bu Songül'le bir ilgilensene. Bu yine bir fırıldaklar çeviriyor. Teyze oğlum dedi, bir şey dedi, bir yere gitti. Yalan söyleyip duruyor. Dışarı mı çıktı? Evet ama bizden iki çocuk olacak yanında. Tamam, sen merak etme. Tamam sen. Ayşegül, benim bir işim çıktı. Hemen geleceğim. Tamam. Nerelerdeydin sen? Biraz işim vardı. İyi tamam benim de işlerim var. Eve bırakayım seni. Tahmin ettiğim gibi. İpek. Pardon siz? Sema ben. Sadrettin'in aile avukatı. Bin arabaya. Anlat bakalım. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Bir iş çevirdiğimiz yok. Bunu nereden çıkardınız? Abini gördüm. Songül'le buluştu. Güzel güzel alışveriş yaptılar. Kimsiniz ya siz? Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Bak güzelim. Uzatıyorsun. Şuradaki adamı görüyor musun? Bir işaretimle vurur öldürür seni.
Diğeri de öyle bir yere gömer ki cesedini aylarca bulamazlar. Şimdi son kez soruyorum. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Benim Sadrettin'i baştan çıkarmam için Songül tuttu. Ne? Sonra işte Sadrettin de bana aşık oldu. Son günü de istediğim buydu zaten. Babasına beni aldatıyor diyecekti. O da sonra hayatına bakacaktı herhalde, bilmiyorum. Niye yapıyormuş bunu? Bana çocuğumu başka türlü göstermezler dedi. Sadrettin'le boşanmanın tek yolu bu dedi. Bilmiyorum, bir şekilde kendini mağdur gösterecekti herhalde, anlamadım. Sonra sen de Sadrettin'e aşık oldun. Planlar bozuldu tabii. Arada abini de ameliyat ettirdin, oh! Ha bir de eve kondun, mis! Hayır, bunu ben yapmadım. Bunu gerçekten Sadrettin teklif etti, yemin ederim. Eminim öyledir. Peki şimdi ne olacak? Gidip anlatacak mısın Sadrettin her şeyi? Bari böyle öğrenmiş. Nasıl öğrensin isterdiniz İpek Hanım? Hı? Adam sana deli gibi aşık oldu be. Çocuk gibi her gece bana senden bahsetti. Senin o saflığından, güzelliğinden bahsetti. Babasının karşısına çıktı bu adam. Senin için oğlundan vazgeçti. Bak, Saadet'in gerçeği öğrenirse beni öldürür. Ben bunu göz aldın sanıyordum. Bırak bari benden öğrensin. Her şeyi tek tek anlatacağım, söz veriyorum. Lütfen, lütfen. Sana yalvarıyorum. Ayrıca ben Sadrettin'i çok sevdim. Yemin ediyorum böyle olsun istemedim. Çok sevdim. Sen de annelik heyecanını bile yaşayamadın telaştan. Poyraz'dan bebek sahibi olursan çocuk daha doğmadan başı belaya girer böyle. Geçecek ama hepsi. Atlatılacak. İnşallah. Yalnız Ayşegül, seni tebrik etmem lazım. Adam bütün aileyi Kodes'e sokturdu. Sen aynı adamdan bebek yaptın. Ya Songül, sen üstüne vazife olmayan konularda fikir beyan etmesen mi acaba? Babam rahatsız değil, sana ne oluyor? Hiç. Ne dedim ben? Ne dedim şimdi? Sinan'dan bir haber var mı? Henüz yok. Ama merak etmeyin. Bulunacak eninde sonunda. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen neredeydin? Hiç. Biraz işim vardı. Ne yaptın Songül? Buluşabildin mi teyze oğlunla? Buluştum. Uğurladık. Gelmeyecek bir daha. Anladım. Hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Nespil Hanım, odanız hazır. Aa. Nespil Hanım burada mı kalacak? Evet. Ben istedim. Ah baba. Songül'e danışmadan etmeden nasıl böyle bir karar verirsin sen? Ben eve gidebilirim. Gerçekten hiç sorun değil. Lütfen bu gece burada kalın. Kimse bir yere çıkmıyor. Bahri Bey, gerçekten rahatsızlık vermek istemiyorum. Estağfurullah efendim. Şeref verirsiniz. Hmm.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.